Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sökmelere, sıcaktan kurtarmak için işlemlere başlamış bulunmaktayız. Çünkü her şeyler etkilenmeye başladı sıcaktan. Demişken şuraya bakayım, buradaki, evet, burası nasıl? Yani şunu kesinlikle sökmem lazım. O orada duramaz, o çok zaten ölmüş, ölmek üzere, bilmiyorum kurtarabilir miyim. Diğer kardeşleri burada. Onlar biraz gölge alıyorlar. Şu da bilemiyorum. Bakalım bir çekeyim. İyi gibi ama neyse, buraya ben birazcık su fışkırtmam lazım. Suyu, orası hiç su almamış. Şuraları sabah birazcık suladım. Direkt hortumla diyorum. Yani bu köşe Sahara okey gibi ama kiviler nereye tutuyorum acaba? Kiviler gidici. Onlar orada durunca yanmaya başladılar. Buradaki Pink Lady bu Sahara da okey değil. Yani bu yaz daha mı zor geçecek acaba diye düşünmeye başladım şimdi. Ki daha yazın sıcaklarına gelmedik. İşte yaza geldiğimizde hepsinin köklerinin sağlam olması lazım ki dayanabilsinler. Yani eğer 2-3 ay önceden diktiysem dayanıyorlar. Ben dayanırlar diye düşünüyordum ama bakalım. Değişik yerlerde yakut kolyelerim var burada şimdi. Maşallah bunlar da hemen hızlıca büyüdüler. Bunlar da muhtemelen yanındakileri bayağı etkileyecekler. Burada bir grup var. Burada bir grup var. Ay, kalançom çiçek açmış. Yesinler seni. Ay çok güzel. Ay, burada bir tane daha açacak. Aman Allah'ım, süper. İnşallah sevsinler yerlerini, çiçek açsınlar. Burada bir yakut kolyesi yine var. Bunların hepsi yürüdüğümüz kaldırım kısmına doğru, betona doğru büyüdüler. Onların oradan kesilmesi lazım. Aslında ben niye çıktım dışarıya? Hava çok sıcak. Bahçede çalışma zamanı değil aslında ama bu yakut kolyem gitti. Yani burası neresi? Evden çıktığımda böyle şu agavelerin olduğu yerde çok güzeldi. Büyümüştü aslında. Yani böyle aşağı doğru sarkmıştı da, hatta budayım diyordum, çok oldu. Ama dün gitmiş bu yani. Şuradan ben bir makas alayım. Bazılarının kökleri ya da sapları hala gitmemiş. Oralardan kesebilirim. Geçen sene de buraya dikmiştim. Kökü kuvvetli değil diye, koptu diye düşünüyordum ama alakası yokmuş. Burası öğleden sonra hoş, yani bütün gün güneş alıyor da. Şöyle bir sıcak, ne kadar sıcak, dokununca sıcak. Şimdi bu kısımda hala ya, ben sulamayı unuttum. Sulama sistemi, şurada patlak var, onu tamir etmek için kapattım. Elimle suluyorum ama ay, bu da gitmiş. Bunu kesinlikle buradan çıkarmam lazım. Buna dayanamaz. Çok ateş gibi yanıyor. Evet, onu çıkaralım. Lipstick'i bilmiyorum. Lipstick'i de almam lazım. Lipstick gitmiş. Oh. Hiç risk edemem bundan bir tanecik çünkü burası sıcak. Evet, bir şu dayanabilir buraya. Yakut kolyesinin geri kalan kısmını bilmiyorum ne olur. Suladım sabah, göreceğiz bakalım. Yani diğer echeveriyalar nasıl bir tepki verecekler, neler olacak, bu kısımda hiçbir fikrim yok. Yani kaybetmeye yüz tutarsak hemen sökerim. Şunları şu araya koyacağım. Elimde çöp yok çünkü şu anda. Evet, bugün bayağı bir yakut kolyelerin değişik yerlerden sökmüş oldum. Elimde çöp yok diyorum ama illa her taraftan bir tane otmot bir şeyler çıkıyor. Evet, yeterince sulayıp kökleri güçlenmezse gidici olabilecekler. Bunlar da bayağı zor durumdalar. Bunlar niye bu kadar etkilendiler bilmiyorum işte. Bazen graptosedumlar çok dayanıklı oluyor aslında ama
Bir de bastırıveriyor sıcak. Hepsini yakıp geçiyor. Evet. Şu taraftaki yakut kolileri şu anda iyi bak. Yan yanalar mesela. Bunlar buradaydı. Şurada var. Şimdilik iyi görünüyor ama bilemiyorum. Bir gün oluyor işte. Bir bakıyorsunuz akşama yanmış. Şuradaki de şimdilik iyi gibi ama Dudley'e bayağı volume kaybetti. Şeylerde dayanmayacak zannedersem. Echeveria, Blue Elf'ler. Yani şimdiden daha böyleyse yazın sonu nasıl gelir bilmiyorum. Geçen sene nasıl idare ettik Blue Elf'leri bilmiyorum. Şunlar geçen senedenler bayağı güzel oldular. İdare ettiler. Evet, şimdi asıl bahçeye çıkış amacım. Şöyle. Bunların uçlarındaki çiçekleri bitmedi daha. Açabilirler belki ama çok kötü görünüyor artık. Burayı bir toparlamak istiyorum. Şimdi. Şuranın direkt üstünden bir keselim bakalım. Ortaya ne çıkacak bilmiyorum. Zaten kıvananeleri de bir budanması gerekiyor galiba. Şöyle hop hop aldık mı? Tamam. Tamam. Buradan kıvananesini kaldırınca nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Buraya aslında şu krasolayı diktim ki güzel öbek olsun diye. Ama burada ne vardı onu bastırdı? Burada acem halısı vardı. Tabii acem halısını kestik ama bunun altı yandaki ağaçtan ya da çalıdan yaprak dolu. Onu da geçen budadım çünkü çok karışmıştı. Çok uzamıştı. Buranın kurtarılabilecek hali var mı? Bilmiyorum. Acem halısı burada olmalı mı? Olmamalı mı? Onu da bilmiyorum. Herhalde burayı en mantıklısı şeyle üfletmek olacak. Şu çiği de koparalım. Havalı neyse yaprak temizleme makinesiyle. Buraya ben geçen sene evet, şimdi şu acem halısının şu kökünü buraya şey dikmiştim, gitmiş. Aslında niye gitmiş bilmiyorum. Yani galiba bu Anium Sunburst'tü. Orada değişik bir krasula var mesela. Yani burayı toparlasın diye diktim ama doğru düz büyümüyor. Çünkü işte çok yakın diğerleriyle. Ve şurada bu da evet, şimdi birazcık dallarını keseceğim. Niye kesmek istiyorum? Çünkü burada Purple Delight'ın falan var. Onları tamamen bastırmış durumda. Ghostiler, mostiler gitmiş. Ben en iyisi şunu şöyle biraz bastırayım. Keseyim. Kıvananesinden de hepsi olmasa bile kenarından biraz koparalım. Evet. Tamam. Kıvananesi hala çiçek açmaya devam ediyor. Yani onun çok az kaldı herhalde. Maşallah 3-4 aydır falan herhalde Ramazan'dan önce başlamıştık çiçek açmaya. Hala devam ediyoruz. Şu arkadaki kotilodonun üstüne gitmişler. Onları da birazcık. Yani hepsini budamayım ama bir kısmını budayım. Böyle bir yapış yapış bir şey oluyor. Üzerindeki yağı galiba.
En azından ortaya. Evet. Ne kadar çok böyle küçük küçük kırılıyormuş meğersem bu. Evet, neyse. Bütün kırıkları toplayamayız. Ama bunları koyayım da ben birazcık budama yapmak için çıktım. Çiçeklerinden çok kuruyanlar var. Bu kalançoyu. Koparalım onun çiçeklerini. Şurada Fred Ivan çiçeği açtı, onu da koparmak istiyorum. Evet, şimdi bu yakut kolyesi de tam güneşin bağrında. Diğer kuruyandan sonra bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani renk bunun morarmış. İnşallah böyle narin değil de sıcağa alışmıştır bu ve yakmaz sıcaklık diye ümit ediyorum. Şu arayı birazcık şöyle doldurabilsek fena olmaz aslında. Şöyle aradaki kuru yapraklarımızı alalım. Evet, makasımı bırakayım. Şimdi bir de şunları koparacağım. Yani nazar değmesin. Morning glow, ne kadar güzel bir görüntü. Yani maşallah. Bütün bahçeyi morning glow dikesim var. Şu tatlılığa bakar mısınız? Bir gün kalktığımda tabii yanmış ya da akşam eve geldiğimde yanmış olabilir. Ama olsun, o zamana kadar güzelliğini temaşa edelim. Bayağı da iyi kuru yaprak biriktirmiş yani bu. Evet. Vallahi kameranın o tarafından nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu tarafından harika bir görüntü var. Şu da ayrı bir güzel zaten. Evet. Sabah başladım videoyu çekmeye ama çok sıcaktı. Vallahi kurtaracaklarımı kurtarıp içeriye girdim. Akşam serinliğinde çıkayım istedim. Eğer güzel kendini yetiştirmişse şu sedum çok tatlı. Görüntüye bakar mısınız? Birazcık uçlarından kopanlar olmuş. Onları alacağım. Bayağı kopan olmuş, ilginç. Ben mi koparıyorum mu, kopuyor mu kendisi zaten diye şimdi merak ettim. Okey. Şurada neler var? Bir şeyler gezdikçe demek ki bunlar böyle kopmuş. Ama çok tatlı. Ben bunları bir yere koyayım. Küçük bir saksıya dikelim. Saksıya ya da sukulent çadırına bence dikilebilir. Çok hoşuma gitmeye başladı. Nerede bunun en son açtığı çiçek? Şuradaki yeni açıyor onu. Bakar mısınız güzelliğe? Çok tatlı. Ama tabii çiçek açınca bunun bütün etrafının kendi güzelliği gitmiş. Buradaki bitkinin kendisi pek öyle iyi bir durumda değil.
Ama olsun, çiçek açınca zaten genel itibariyle pek iyi olmuyorlar. Buraya da bir tane o güzel salkım sedumdan dikmiştim. Sukiya çadırında da vardı bundan. Şöyle açalım bunun ucunu, şöyle gelsinler. Çok tatlı mı? Değil mi? Evet, vakti geldi zannedersem bunun çiçeklerini artık koparalım. Dadlia'nın evet. Burada bir garibanlaşmış. Bak, biraz önce Morning Glow'un yanında da aynı krasoladan vardı. Ne kadar güzeldi. Buradaki hali çok kötü olmuş. Bu taraf tabii, arka tarafı ben hiç görmüyorum. Sulanmıyor. Sulama sistemi de bozuk olduğu için bu krasula da, bu kalanço da bayağı zavallı durumda. Evet, buraya birazcık hemen bir su fışkırtalım. Her ne kadar sulama sistemi olsa da işte kenarları, köşeleri elinize sulamanız gerekiyor. Bu da maşallah yandan kollarını açtı. Ortasından da büyüyor. Bu büyüyecek burada. Evet, bu alomuz da çok tatlı açıyor. Yani alo bu mevsimde aslında çiçeklerini bitirdi. Genel olarak çoğu alo. Ama bu sonradan açıyormuş. Sokakta da gördüm bugün bir yerde giderken. Doluydu yani, bu öbek oluşturmuş. Bak, bunun bile öbekleri bayağı zayıflamış. Şu alo öyle, hiç yaprak almadı böyle. Bu kaktüsüm yanmış. Aman. Aman aman, ben burayı hemen bir su. Bakın, biraz önce budadığım pembe çiçeğin yeşil yaprakları burada turunculu pembeli olmuş. Çok güzel. Evet. Ay, nihayet. Nihayet bu euforbia mı, kaktüs mü, euforbialardan açmaya başladı. O kadar uzun sürdü ki benim bunu köklendirmem. Şu kısım yeni sürmüş. Yeşil görünüyor. Wow. İyi. Çok sevindim. Yani bunlar büyürse var ya, bu kaktüslerin hepsi büyük kaktüsler. Buraya sığmazlar da artık o benim ömrümde olur mu bilemiyorum. Onun için çok bir şey yapmadım, dert etmedim yani yakın olduklarını. Şimdi ben biraz burayı sulayacağım. Evet, bu kadar. Yeter bu videoda. Ay, şu sedum goldların güzelliğine bak maşallah. Bunlar bir de burada bu şeyleri de koruyacaklar. Herhalde ben echeveriaları böyle dikeceğim. Ön tarafa dikmek istersem bir şeylerin dibine. O üstten onu koruyacak yazın. Yoksa yazın echeveriaların dayanma imkanı yok ne yazık ki. Yani ön bahçede güneşin altında cayır cayır 40 derecede 42 dereceye çıkan sıcaklıkta imkansız. Yani önümüzdeki hafta 40'ı vuracak yine. O yüzden kurtarabildiklerimi kurtarmam lazım. Muhtemelen bu Lolita'yı da buradan alacağım. Yani şu anda bile hali yok. Kökü falan iyi ama onun dayanacak hali kalmamış. Şöyle koyayım da içeriye birlikte götürürüm dökmeden. İnşallah bir de şunu koparayım istiyorum. Bu da gidecek. Ay, bu Sahara da gidecek. Kıyamam. Ben burayı güya suladım sabah ama hiç öyle sulamış gibi değil. Evet, tekrar bir su dökelim. Neyse. Ben size veda edeyim. Daha sonra da inşallah sulamam gereken yerleri biraz su fışkıracağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.